Sezon bittiğinde önümüze ilk gelen şey zaten transfer yasağıydı. Transfer yasağı ile alakalı buradan hemen bir Büyükşehir Belediye Başkanımıza bir teşekkür edelim. Bize o anda çok ciddi bir omuz verdi. Çok da büyük destek oldu. 6 tane dosyanın 5 tanesini hızlıca ödeyerek kapattık. Ama bir tane dosya bize bir sorun çıkardı. Konrad Mihalak'ın transfer olduğu takım bir Rus kulübü biliyorsunuz. Pazartesi günü itibariyle sağ olsun başkanlarımız uğraştılar. Pazartesi günü Antalya'da kulüp yetkilileriyle bir araya gelerek ödemeyi gerçekleştirip o resmi olarak da transfer yasağını tamamen kaldırmış olduk. Sağ bek için genç bir oyuncu da bakmaya gayret ettik ama bonservis rakamları biraz yüksek olduğu için teknik heyetle birlikte konuştuğumuzda kadro içinden bir oyuncuyla görüşüp orada değerlendirmek istediğimizi söyledik. O da heyecanla karşıladı ama tabii süreç içinde o pozisyonda bir eksiğimiz olduğu bariz. Hazırlık maçlarında ve kamp döneminde oyuncunun da orada yetersiz olduğu gözlendikten sonra yani cuma akşamına kadar bir sabit transferini duyuracağız. Şu anda yaklaşık 6500 kombine satılmış toplam. Ne kadar? 6500. Yani şimdi haliyle herkesin emek verdiği bir süreç bu. Aslında kombine satışlarında tahminimizin ve beklentilerimizin çok altındayız. Ben Galatasaray maçından önce sürecin hızlanacağını düşünüyorum. Çünkü Galatasaray maçındaki bilet fiyatları belki bir kombine fiyatına yakın olarak çıkacak. Yani o süreçte kombine satışlarının artacağını düşünüyorum. Sadece defansif bir oyuncu istesek zaten Uğurcan'la oynamaya devam ederiz. Alternatif Uğurcan yine orada duracak, stoper, sağ bek alternatifi. Oraya bir sağ bek oyuncu gelecek. Çünkü transfer yasağı hepimiz için malum, çözülmesi gereken bir problem. Eğer onu çözmemiş olsaydık, bugün bunları rahatlıkla konuşamayacağımız bir şeyler olacaktı. Hepinizin ayağına sağlık, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederiz.